Deprem bölgelerinde herkes elinden geldiğince destek sağlıyor. Birçok ünlü de afet bölgesine yardım için canla başla çalışıyor. Çocuklar Gülsün Diye Derneği Kahramanmaraş'ta anaokulu açtı. CNN Türk muhabiri Samet Güner'in haberi geliyor ekranlarınıza. İki büyük deprem yaşadık. Yaşanan büyük depremler aslında yüreğimizde büyük bir yara açtı ama o yaralar sarılmaya devam ediliyor. Her geçen gün yeni bir adım atılıyor. Şimdi yanımda bir tabela var ama bu sadece tabela değil. Kahramanmaraş Pazarcık ilk depremin merkez üstünde Çocuklar Gülsün Diye BTF Anaokulu açıldı. Gülben Ergen, tabii ki Çocuklar Gülsün Diye Vakfı denince Gülben Ergen aklımıza geliyor. Bu 44. okulunuz, büyük bir heyecan. Depremi ne yazık ki hep beraber yaşadık ama böyle adımlar atılınca özellikle çocuklar için bizi çok heyecanlandırıyor ama sadece burası değil 11 bölgede de anaokulu açmaya devam edeceksiniz. Neler yaptınız, neler yaşadınız, çok büyük acılarda. İlk baştan beri buradaydınız ama şimdi yüzünüzde gülümseme var. Evet, çok teşekkür ederim öncelikle siz de ilgi gösterdiğiniz için. Çünkü benim çok büyük bir emeğim ve yaşam boyu misyonum oldu artık Çocuklar Gülsün Diye. 10 senede 44. anaokulumuza geldik ama 10 senedir Çocuklar Gülsün Diye okul öncesi eğitimin önemi ve değeri için çalışırken dediğiniz gibi 6 Şubat'tan beri ülkece benim şahsen ben normalleşmeye çok çaba sarf ederek hayata geri dönüp tutunabileyim ki daha çok deprem bölgesinde olabileyim. Deprem bölgesini hiç unutmamak ve unutturmamak üzerine bir vazife edindim kendi kendime. Çocuklar Gülsün Diye için ayrıca bir izin aldık Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. 11 afet bölgesinde 11 anaokulu açacağız diye. Geçtiğimiz haftalarda 23 Nisan haftasında Diyarbakır'da 43. anaokulumuzu açtık. Bizim can kızımız Fulya bizim yanımızdaydı. Sağ olsun, hep bizimle zaten. Diyarbakır'dan sonra da bu Kahramanmaraş dediğiniz gibi çok hassas. Pazarcık çünkü depremin merkeziydi. Buraya ilk geldiğim günde Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde çalışmıştım. Depremin 4. günüydü. Hatta orada kalmıştık. Tabii ki o günle bugün arasında çok fark var ama bu geldi geçti bitti demek değil. O zamanki ihtiyaçların çok daha farklılarına ihtiyaç var şu anda. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramında Atatürk demiş ki bugün benim doğum günüm. 19 Mayıs'ı öyle bir önem ve değerle kutlayın. Ben de öyle bir önem ve değerle sabahın 5'inde uyandım ve yollara düştüm. Şöyle hemen kameraman arkadaşım Buğra Benlioğlu'ndan da rica edeceğim. Etrafı da gösterelim. Tabii ki bu sevinci hep birlikte herkes paylaşıyor. Evet. Çocuklar için çok güzel bir okul yapıldı. İzninizle Gülben Hanım sizinle birlikte tabii bir okulda yapılmışken içeriği de gezelim, içeriği de görelim. Şimdi Gülben Ergen'le birlikte içeriye giriyoruz. Yapılan 44. okul burası ama İkinci okul deprem bölgesi için 11 bölgeye de yapılacak. Neler var acaba? Şimdi bizim hiç vazgeçilmezimiz ve olması gereken Atatürk köşemiz var. Sınıflarımızın içinde de var bu. Hemen sağımızda bir mutfağımız var. Özellikle yöresel bölgelerde anneler gelip çocukların yemeklerini bizzat kendileri yapıyorlar. Bazen bize de hazırlıyorlar burada. Anneler okulumuzun temizliğine bile yardım ediyorlar. O yüzden de hep derim ki Çocuklar Gülsün Diye okulları imece usulüyle yapılır aslında. Biz birleşir de yaparız. Şimdi hemen sizin yanınızda soruyorum. Öğretmenimiz var mı? Evet. Siz? Üçünüzde. Merhaba. Merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı atıyor bizim öğretmenlerimizi. Ben de okul açılışlarında tanışıyorum. Görüyorsunuz 3 tane çocuklarımızı emanet edeceğimiz öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimize emanet aslında. Önce Allah'a emanet okullarımız. Sonra da öğretmenlerimize emanet. Ben açtığımız anaokullarında o kadar farklı anılar yaşadım ki öğretmenlerimizle. Kars'taki okulumuzda ayrı, Mardin'de ayrı, Trabzon'da ayrı. Şimdi deprem bölgesinde bu hassasiyet üzerine birleştiğimiz için aslında hepsinin gözlerine bakarsanız kim bilir kaç kişi kaybettiler, hangi zorlukları yaşadılar, hangisinin bir kolu koptu, bir canı koptu, bir bacağı koptu. Ama niçin buradayız? Çocuklar Gülsün Diye buradayız. Hepimizin canından can koptu. O yüzden ben Çocuklar Gülsün Diye anaokullarımızın açılışlarında başka hiçbir gündemi kabul etmiyorum. Seçimi de kabul etmiyorum, siyaseti de kabul etmiyorum, başka bir gündem de kabul etmiyorum, magazini de kabul etmiyorum. Hiçbir şey depremin
ve sarılması gereken çocukların yaralarının önüne geçmemeli, geçemez. Bu arada şeyi merak ediyorum biraz. Hani tabii okulu anlatıyoruz, çok değerli, çok önemli bir şey. Ama siz ilk günden bugüne buradaydınız. Evet. Biz de CNN Türk evet. ekibi olarak buradaydık. Evet. Çok zor anlar yaşadık. Siz hiç elinizi buradan çekmediniz. Doğru kelime bu olsa ben gerek. Ben elimi de, gönlümü de, duamı da, mesleğimin bana sunmuş olduğu bütün gücümü de buradan hiç çekmedim. Nedir o güç? Sosyal medyanın gücü. Verebildiğim kadar mesajların gücü. Bence birleşmek bu demek zaten. Dayanışmak bu demek zaten. Deprem gibi bir afetin dili, dini, rengi, ırkı, mezhebi, herhangi bir görüşü olamaz. Acı, insan ve adı üstünde felaket. Birleşmemiz için daha güçlü hiçbir şey olamaz. Düşünmemiz için ve kendi içimizde ayrışmamamız için bu çok özel bir şey. Biz de burada işimizi yaptık, haber yaptık ama her durduğumuz bir saniyede sizler gibi vatandaş olarak herkes yardım için elini uzattı. Kesinlikle. İşte yardımın da dili, dini, rengi, ırkı olmaz. Yardım insana yapılır. Hangi takımı tuttuğunu da bilmeyiz, hangi dinden olduğunu da, kime oy verdiğini de. Yardım insanadır, yardım çocuğadır, kadınadır. Bakın yardımlar bitmedi, bitmemeli. Çünkü o kışlık yaptığımız erzaklar artık kanter içinde kalan ve suya daha fazla ihtiyacı olan, çadırı var diye sevindiğimiz ama çadırından şu anda akrepler, yılanlar çıkan insanlar var. O çadırdan konteynere geçmek zorundalar. Biz aylarca çadır istedik ama şu anda çadırda böceklenme var. Size bize büyük şehirde klima lüks olabilir ama onlara lüks değil. Klima su gibi bir ihtiyaç ve zaten çadırda bu çok zor. Ve sıcaklar başladı ve çocuklar eğitim alamadan bu 3 ayı geçirdiler. Bundan sonra alsınlar, bundan sonra oyalanabilsinler. Çok sıcak, sıcak zordur. İmtihan zordur. Büyük şehirde bizi çok büyük bir deprem bekliyor. Kesinlikle hazır olmamız gerekiyor. Geldik, burası da park bölümü, oldukça büyük. Tahterevallisi olmayan, salıncağı, kaydırağı olmayan okula okul denir mi, denmez. Deprem bölgesinde, Kahramanmaraş'ta, Pazarcık'ta çocukların güldüğünü görüyoruz farkındaysanız. Bakın bizim bu kaydırak sıramız hep böyle olur. Tıklım tıkışık. O zaman buradan en önemli mesajı verelim. Çocukların yüzü gülsün diye, bu gülümsemeler devam etsin diye deprem bölgesinden elinizi, gönlünüzü, kalbinizi, duanızı, varlığınızı, gücünüzü hiç ama hiç eksik etmeyin. Depremi unutmayın, unutturmayın. Deprem gündeminin önüne hiçbir şey geçemesin, hiçbir şey. İşte bu, bakar mısın? Bakar Çok mısın? Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Gülben Hanım. Gülben Hanım hem okulun açılışını bize anlattı, hem aslında o cümlelerde en önemli noktalardan biri yardımlar kesilmesindi. Harika bir gülle hemen hediye geldi Gülben Hanım'a. Biz yayın için çok teşekkür ediyoruz. Çocukların yüzünü, eğlencesini buradan paylaşalım Gülben Hanım'a diyelim. Sözü stüdyoya, İstanbul'a bırakalım.